Kulak kiri, dış kulak yolunun 1 santimetrelik dış bölümündeki cildin yağ ve ter bezlerinin salgısıyla epitel döküntülerinin karışımından oluşur. Kir, normal miktarlarda olduğu sürece sağlıklıdır ve koruyucu, kayganlaştırıcı, antibakteriyel özelliklerde olan bir maddedir. Peki, çok önemli bir organ olan kulağın bakımı nasıl yapılır? Marmaris'te bulunan özel bir hastanenin kulak-burun-boğaz uzmanı operatör doktor Alev Günal bu konuda önemli bilgiler verdi. Kulaklarımızı temizleme gayretimiz olmaması lazım. Halk arasında çok yaygın pamuklu çubuklarla kulağı temizleme alışkanlığı var en basitinden. Onu yapmamamız gerekir. Çünkü dış kulak kanalına soktuğumuz herhangi bir yabancı cisim hem dış kulak kanalının doğal ortamını bozup enfeksiyonları kolaylaştırır hem de tahriş ederek bir takım travmaya bağlı problemler yaşatabilir bize. O nedenle kulağı pamuklu çubuklarla temizlememeyi tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Sağlıklı kulakların suyla herhangi bir sorunu olmadığını ancak sorunlu kulakların suyla ilgili işlemlerde dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Günal, ani başlayan kulak çınlaması, kulak uğultusu, işitme kaybına neden olabileceğini belirterek bu tarz sorunları yaşayanların mutlaka doktora başvurmaları gerekir dedi. İhmal etmeden kulak boğaz uzmanına mutlaka başvurulması gereken durumlardır. İlaç kullanırken olan böyle yine demin anlattığım gibi birden kulağın çınlamaya başlaması, birden duymamaya başlamak önemlidir. Bu türlü şikayetlerimiz olduğu zaman muayeneye gitmemiz gerekir. Kulak bakımı için rutin bir muayeneye gidilmesine gerek olmadığını söyleyen Günal, ancak bu konuda da istisnai bir durum olduğunu belirtti. Belli periyotta kulağın muayene olması gerekmez. Şikayet olduğu zaman başvurmak gerekir. Bunun bir istisnası vardır. O da yeni doğanlardaki işitme taramaları. Artık Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda işitme tarama programı var ve bütün hastanelerde zorunlu halde. Bütün yeni doğan bebeklerin erken dönemde işitmelerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu neden önemli? İşitme kaybını ne kadar erken teşhis ederseniz, varsa eğer, hemen işitme cihazı kullanmaya başlıyorsunuz ve normal işiten yaşıtları gibi çocuk işittiği için konuşmakla ilgili bir gecikme olmuyor, bir problem yaşamamız oluyor. Halbuki erken dönemde işitme kaybı var ve teşhis edilmemişse, atlanmışsa, ileride geç cihazlandığında, cihaz kullanmaya başladığında konuşma gecikiyor. Bir takım hani işitmeyle ilgili, konuşmayla ilgili sıkıntılar daha belirgin olarak yaşamamızı etkileyebiliyor.